İyi günler. Ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 24 Eylül 2013 Salı. The Magpie dergisinin 5. sayısındaki Scratch dersini işleyeceğiz bugün. O sayıyı hemen şuradan bakalım. 5. sayı September 2012. Tam bir yıl öncesinin sayısı. Bakalım Contents'ten Scratch Patch neredeymiş? Hangi sayfada? 24. sayfada Scratch Patch. Program your own Simon Says game by Antti Lokua. Bu şahıs bir önceki programımı da yazandı. Kim olduğunu çok merak ediyorum. Bir şekilde internet üzerinden tanışırız herhalde bir gün. Şimdi 24. sayfaya gidiyorum. Hızlıca oyuna bakalım. Scratch Patch şöyle diyor. Simon Game. Böyle bir eskiden oyun varmış. Simon Game diye. Bu ay diyor Scratch ile bu klasik oyun Simon'ı yapacağız. Eğer diyor hiç bunu duymadıysanız anne babanıza sorun ya da dedenize, ninenize sorun. Onlar bilirler diyor. Ben babama sordum. O diyor topaça benziyor bu dedi. Ya bu topaç mı? Tabii bizim anne babalarımızın devrinden olan bir oyun değil. Şimdi oyuna bakalım. Oyun şöyle bir oyun. Müzik kulağı ve hafızayı geliştirici bir oyun. Şöyle çalışıyor. Biraz sonra ben bunun örneğini yaptım, onu göstereceğim. Hızlıca anlatayım. 4 tane renkli ışıklı düğme var ve 4 tane nota var. Bunları rastgele çalıyor. Arkasından siz aynı şekilde çalmaya çalışıyorsunuz. İlk başta 4 tane çalıyor ve belli bir hızda çalıyor. Siz eğer bilirseniz, yani aynısını aynı sırada çalarsanız süreyi birazcık daha kısaltıyor. Yani daha hızlı çalıyor ve bir tane arttırıyor. 4 diye 5 kere çalıyor. 5 ayrı nota. Nota sayısı 4 ama bunları 5 kere çalıyor rastgele olarak. Siz bildikçe zorlaşıyor oyun. Süre yani daha hızlı çalıyor. Sayı artıyor. O şekilde zorlaşan bir oyun. Biz şunu yapacağız. Şunu oyuna benzer şekilde 4 çeyrek daireden farklı renklerden oluşan sprite'lar yapacağız. Bu işin çok kolay kısmı. Sonra da programı yazmaya başlayacağız. Program önceki programlara göre birazcık daha karışık. Şöyle bakınca karışık ama programı satır satır incelerken aslında çok kolay olduğunu göreceksiniz. Alt bölümler var, diğer bölümler var, bir de ana program var. Bu programı işlerken karşılaşacağımız iki tane konu var ki onları daha önce işlemedik. Birisi şu broadcast ve receive, mesajlaşma sistemi. Yani bilgisayar programlarında böyle bir mesaj sistemi vardır. Bir mesaj dağıtılır. Bu mesajları alacak çeşitli birimler var. Her o mesajla ilgili olan bölüm mesajı alır ve gereğini yapar. Diğer mesaj alıcılar o mesaj onunla ilgili değilse bir şey yapmaz. Bu sistem var. Bir buna bakacağız. Bir de değişken kullanmayı öğrendik. Bir de değişken listeleri var. Şurada bakın mesela add tone to CPU tones. CPU tones dediği yine bir değişken. Değişkenleri yani variables'ları öğrenmiştik ama bunlar liste değişken. Yani birden çok değer alabilen değişkenler. Bunları göreceğiz. Bu ikisini bir bölüm halinde önce yapacağım. Sonra ikinci bölümde oyunu yapacağız. Aynı şekilde yapacağız. Yani iki bölüm halinde ikiye böldüm bu sayıyı da. Şeye bakalım hemen. Ben bunu yapmıştım şöyle. Çalıştım üzerinde. Sprite'ları yaptım, düğmeyi yaptım, oyunu yaptım. Oyunu hızlı bir şekilde bir kere oynayarak nasıl çalıştığını göstereyim. Ondan sonra hemen o eksik daha önce öğrenmediğimiz iki konuyu öğrenelim. Bu bölümü bitirelim. Sonra ben ikinci bölümü yani oyunun yazılma bölümünü doldurmaya başlayacağım. Şimdi şuradaki sahne şeyine basıyorum. Ana sahnede oynayalım. Yeni oyun diyor. Yeşile basarak çalışmaya alışmıştık. Şeyi de yapabiliyoruz artık. Buraya bir tane buton koyuyoruz. Buna basınca oyun başlıyor. Evet, 4 tane nota çaldı ve oldukça kolaydı. 3 hakkım var. 3 canım var daha doğrusu. Oyunlarda böyle canınız oluyor ya kedi gibi. Kedinin 9 canı vardır. İşte neyse 3 can veriyor, 5 can veriyor. Siz bilemedikçe o can sayısı azalıyor, azalıyor. 0 olduğunda da oyun bitiyor. Bu da öyle. Skorum şimdilik 0. Length 4, yani çaldığı nota sayısı 4. Ve time da 0,75.
Notayı çalma süresi 0,75. Şimdilik uzun. Oyun ilerledikçe ben başarılı oldukça bu süreyi azaltıyor. Yani daha hızlı çalmaya başlıyor. Galiba şöyleydi ilk çaldığı. Bravo dedi. Ve skorum bir arttı. Evet. Hatırlamaya çalışacağım ama şunları söyleyeyim. Canım gitmedi henüz. Skorum bir arttı ve 5'e çıktı. 5 nota çaldım dedi ve 0,7 biraz daha hızlı çaldı. Bakalım hatırlayabilecek miyim? Şöyleydi galiba. Hata yaptın dedi. Ve doğrusu şöyle olacaktı diye. Yeni tur için başlamaya hazır ol. Evet, bu kolay oldu. Bu. Ay, unuttum bile çoktan. Neyse, bir deneyelim. Hata yaptın. Doğrusunu bana hatırlatacak. Yeni tur için başlamaya hazır ol. Bakalım. Şimdi süreyi biraz daha kısalttı. Yeni tur. Bravo, bunu da bildim. Şimdi daha hızlı. 7 kere. Hatırladım. Gittikçe hızlanıyor yeni tur için. Bunu hatırlamam mümkün değil. Hata yaptın ve doğrusunu hatırlatacak bana. Üç canım vardı ya, üç canım bitti. Skor 4 yaptım. 4 kere doğru bilmişim. 8'e kadar çıkmış, 4'tü ve 0,5 süre olarak da bu kadar hızlanmış. Yeni oyun diyor. Eğer buna tekrar basarsanız yeni bir oyun başlıyor. Buradaki değerleri başlangıç değerlerine getiriyor. Yine işte 3 can verecek, skor 0 olacak, length 4 olacak, time 0,75 olacak. Buna bastığım zaman evet, 3 hak, skor 0, length 4, time şu. Bravo. Bu şekilde devam ediyor. Yeni tur için başlamaya hazır ol. Bilerek hata yaptım. Doğrusu şöyle olacaktı. Tekrar hatırlatıyor ve böyle gidiyor. Şekilde. Bu oyunu yapacağız. Geri dönelim. Oyun böyle. Şu sprite'lara yapacağız vesaire. Ama önce bahsettiğim iki konuyu işleyelim hemen. Bu bölüm, yani iki bölüm de biraz uzun olacak gibi görünüyor. Sabırla takip etmeniz lazım. New diyorum. Kaydedeyim mi diye soruyor. Yes, no. No. Çünkü kayıtlı. Hemen şeyden başlayayım. Kolay olanından başlayayım. Mesaj sistemi. Şöyle bir mesaj sistemimiz var. Kontrolün altında when I receive diye bir şey var. When I receive'i buraya koyduğunuzda şöyle mesaj, şimdilik hiçbir şey yok. Bir mesaj yok. Sistemde bir mesaj sisteminde kayıtlı bir mesaj yok. Yeni bir mesaj yaratıyorsunuz. Buraya new diyorum. Sağa, yani saga alt çizgi bak. Bu alt çizgi yazmamın sebebi aslında ben bunu şöyle yazsaydım. Sağa bak yazsaydım olur idi. Scratch bunu kabul ediyor. Ama daha sonra bu Scratch'i bitirdikten sonra başka dillere geçeceğiz. Python, C öğreneceğiz. Onlar kabul etmiyor. Bilgisayar programlarının hemen hemen tamamı kabul etmez. O yüzden alışkanlık olması için ben bunu diğer dillerde de kabul gördüğü şekliyle Saga
bak şeklinde yazıyorum. Alt çizgi kullanıyorum. Türkçe karakter kullanmıyorum. Okey. Bu şekilde bir tane mesaj oluştu. Ve altına şöyle diyeyim. Sağa bak dedik ya. Looks down. Şöyle desin. Peki sağa, burada Türkçe yazabilirim artık. Bakayım. Bakayım. Nokta. 2 saniye boyunca bunu söylesin ve motion'dan, pointing direction'dan sağ neymiş? 90 dereceymiş. Right. Tamam. Bu kadar. Bundan şimdi 4 tane kopyalıyorum. 4 yön için. Duplicate. 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 Ve bu şeyleri, emirleri düzeltiyorum. Bir tane sağa bak var. Bir de sola bak olsun. Sola bak. Şuradaki sağa bakı düzelteyim. Peki sola bakayım olsun. Sola bak. Pointing direction'daki sol left eksi 90 dereceymiş. Yukarı bak ekliyorum. New. Yukarı alt çizgi bak. Okey. Şuradaki sağı düzeltiyorum. Aynısından kopyaladığım için bunları düzeltmem gerekiyor. Peki yukarı, bu sefer Türkçe yazabildim. Ve burada da yukarı bakı up 0 derece. Bir tane de aşağı bak yapayım. Sağa sola yukarı oldu. Bir de bu da aşağı olsun. Asagi bak şeklinde yazdım mesajı. Okey dedim. Şuraya sağ yazısını şöyle mouse'la, klavyeyle sorunlar yaşıyorum. Peki aşağı, yani şöyle yazayım. Aşağıya bakayım. Ve şu pointing direction'dan down 180'miş. Bunları hazırladım. Yani mesaj alıcılar hazır. 4 tane mesaj alıcı var. Her birinin ilgilendiği mesajlar ayrı. Sağa bak, sola bak, yukarı bak, aşağı bak. Şimdi bu mesaj alıcılara mesaj gönderecek olan modülü yapayım. Kontrol, şu yeşil bayrağı bastığımda mesaj göndermenin yolu şu. Broadcast. Broadcast koyduğum zaman buraya bundan duplike ettiğim 4 tane, hepsini de test etmek için 4 tane broadcast mesaj gönderiyorum. Yani broadcast'in anlamı şudur. Yayın yapmak. Mesela radyo istasyonları, televizyon istasyonları broadcast yapar. Bir yayın vardır. Bütün her yere birden dağıtır yayını. Bununla ilgilenenler o yayını alır dinler, ilgilenmeyenler dinlemez. Buna benzediği için broadcast diye bir kelime kullanmış. Şöyle yapalım. Zaten sağa bakar durumda. Şöyle önce sola bak göndersin. Sonra aşağı bak. Sonra yukarı bak. Sonra sağa bak olsun ki şu sağa baktığı pozisyona geri dönsün. Şimdi buna basınca bakalım neler olacak yeşil bayrağı. Broadcast edecek bu mesajları. Şöyle bir basıyorum. Peki sağa bakayım dedi ve bitti. Ve gördüğünüz gibi mesajların hepsi birden çalıştı. Şöyle. Bunun sebebi şu. Şimdi broadcast sola bakı emrini gönderdikten sonra pat hemen alt satıra geçip aşağı bak mesajını gönderiyor. Yani hepsine birden gönderiyor bu. Mesela sola bak mesajı gönderdiği zaman sağa bak onunla ilgilenmiyor. Çünkü onun when I receive sağa bakla ilgilenir o sadece. Şu alıyor onu. İşte her neyse bu şekilde aşağı bak, yukarı bak, sağa bak. Bütün mesajlar aynı anda gönderilmiş gibi bir şey oluyor burada. O yüzden ikişer saniye beklemeleri var. Ben bunu şöyle çözebilirim. Yani bu bir sorun. Şimdi buraya bastığım zaman hepsi birden mesaj alıyor. Buradaki dönmeleri, bakmaları görmüyoruz. En son sağa bak var ya, peki sağa bakayım deyip yazı kayboluyor. Bizim beklediğimiz şey olmuyor. Beklediğimiz şey şu, bu emirleri yerine getirip sağa sola yukarı aşağı bakması. O yüzden aralara şöyle birer saniyelik bir bekleme koyuyorum. Ve
kapatıyorum bunları. Şöyle. Mesajlar arasında birer saniye olacak. Şimdi buna bastığım zaman ne oluyor bakalım. Peki sola bakayım, peki aşağıya bakayım. Bir garip oldu. Yani olur yapayım falan dedi ama dediği şeyleri yapmadı. Sebebi de şu. 2 saniye boyunca diyor ya, buradaki olay 2 saniye sürüyor. Bu 1 saniye sonra ikinci emri gönderiyor. Yani bu yöntemi kullandığım zaman benim en azından şuradaki 2 saniye boyunca söylediğine göre şuradaki bekleme süremin ondan uzun olması lazım. 3 saniye diyeyim. Şöyle şuraya da 3 saniye diyeyim. Şuna da 3 saniye diyeyim. Yani böylece broadcast sola bak dediğinde sola bakla ilgili olan bu kısım çalışacak 2 saniye boyunca. Emri yerine getirecek, point in direction sola bakacak. 2 saniye geçti. Bu 3 saniye boyunca beklediği için o iş bitmiş olacak çoktan ve alt satıra geçecek. Şimdi basıp bakalım test edelim. Peki sola bakayım dedi. Baktı, sola bakıyor. Peki aşağıya bakayım dedi. Aşağıya baktı. Peki yukarıya bakayım dedi. Yukarıya baktı. Peki sağa bakayım dedi. Sağa baktı. Bir de şimdi burayla ilgilendik. Bir de burada neler oluyor ona bakalım. Bu mesajı aldı. Sonra bu mesajı aldı. Öbürkünle ilgilenmiyor bakın. Bu aldı mesajı. Ve bu aldı mesajı. Ve olay bitti. Şimdi şunu söyletebiliriz en altta. Şuraya bunun kontrolden yine bir wait 3 saniye koyayım ki bu mesaj da işini bitirsin. Ondan sonra da şöyle bütün mesajlar gerekli yok ilgili birimler tarafından alınmış ve gereği yapılmıştır desin. 2 saniye boyunca. Tekrar yapıyorum. Şimdi buna bastıktan sonra sadece şurayı seyredelim. Neler olacak? Peki sola bakayım. Sola baktı. Peki aşağıya bakayım. Aşağıya baktı. Peki yukarı bakayım. Yukarı baktı. Peki sağa bakayım. Sağa baktı. Ve bütün mesajlarla ilgili bilimler tarafından okuyamadık. Şunun uzun olması lazım idi. Şimdi aralara 3'er saniye koydum ya. Şöyle bir şey yapabilirdim. Şunu bir uzatayım. 6 saniye boyunca olsun. Şimdi şunun hepsini çöpe atacağım şöyle. Başka bir seçeneğim daha var. Ben hani bunu kullandım ama şu var. Broadcast aşağıya bak and wait. Bekle. Yani bunun anlamı şundan kopyalayayım. Duplicate. 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 Ve şu şeyi de buraya koyayım. Şunları da sola bak. Yukarı bak. Aşağı bak. Ve sağa bak. Eski normal haline geldi. Şunu şöyle koyalım. Şunları da şöyle buraya sıralayalım. Yer kazanmak için. Bunlar ilgili birimler, mesajı alacak olan birimler. Bu da emirleri veren. Fark demin araya 3'er saniye koymuştum ya. Şeyi hatayı düzeltmek için. Bu daha temiz, düzgün bir çözüm. Broadcast sola bak dedikten sonra and wait var. Sola bak emrini veriyor. O emri kim alacak? Bu almıyor. Bu iplemiyor. Bu da almıyor. Sola bak alıyor. Emri yerine getiriyor. Emir bittikten sonra alt satıra geçiyor. Beklemesinin sebebi o. Yani ilgili birim gereken emri yapsın, bitirsin diye bekliyor. Bekledikten sonra alt satıra geçiyor. Bu işte aralara saniye koymaktan daha iyi. Yerine göre bunları kullanmamız gerekecek program sırasında. Yerine göre bu wait'li olanı. Şimdi yeşil bayrağa basıp sağ tarafa bakıyorum. Peki sola bakayım. Baktı. Peki yukarı bakayım. Baktı. Peki aşağı bakayım. Aşağı baktı. Peki sağa bakayım. Baktı. Bütün mesajlar ilgili birimler tarafından alınmış ve gereği yapılmıştır dedi. Bu kadar.
Evet, mesaj sistemi bu kadar basit. Programcılıkta çok kullanılır. Daha sonra diğer programlama dillerinde bunlara fonksiyon, prosedür gibi isimlerle karşılaşacağız. Mesaj sistemi ona benzer bir sistemdir. Direkt olarak bu sola bakı çalıştırır ya da mesajı herkese gönderir. Yani kim ilgiliyse o alır. Böyle bir sistem. Umarım bu net bir şekilde anlaşılmıştır. Programda, Simon programında bunu kullanacağız. Şimdi bir şey daha var. Bunların hepsini atıyorum. Diğer konu. Simon oyununda kullanacağımız diğer konu. Hatırlarsanız şu variables, değişkenleri bolca kullanıyoruz programlarda. Make a variable deyip name diyorum buraya, isim. Ondan sonra kontrolden bir tane yeşil bayrak koydum. Sensing'den bana ismimi sorsun. Şunu Türkçe'ye çevireyim. Senin adın ne? Daha önce yaptığımız, ta en başlarda yaptığımız örneği yeniden yapıyorum. Bu yeni konuya yardımcı olması için. Bunun bir cevabı var. Bu cevabı değişkenlerde set name sensing'e geliyoruz. Cevap var. Nerede? Şurada answer. Bu cevabı name'in içine yerleştiriyor ve şey desin. Lux'tan say mer bir join koymam lazım. İki kelimelik bir şey söyleyecek. Join burada. Şuraya merhaba desin. Merhaba. Boşluk. Şuraya da değişkenlerden name'i koyayım. 2 saniye boyunca bunu söylesin. Ondan sonra da kontrol stop programı durdursun. Şimdi çalıştıralım bildiğimiz şey. Bastım. Senin adın ne? Diyor. Reha diyorum. Enter'a basıyorum. Merhaba Reha dedi. Ve program bitti. Yani variables'ta bir tane variable tanımlıyorduk. Bir tane set vardı içine bir şey. Change var. Bir arttırmaya yarıyor. Show variable var. Bakın show ve hide şunun karşılığı. Şuradan bu tiki kaldırdığım zaman buradaki görüntüsü kalkıyordu. Buraya tekrar koyarsam görünüyordu. Ya da buradan dışarı atarsam yok oluyordu. Program içinde şunu yapabiliyorum. Show variable'ı tıkladım geldi. Height variable deyince gitti. Bu şekilde. Değişkenlerle ilgili her şey bu. Bunu çok çeşitli şekillerde kullanıyorum. Ama bana eğer bir dizi değişken lazım olursa ne olacak? Yani bu bir name. Ama yani bir isim. İsim listesi lazım olursa şöyle yapıyorum. Bakın, make a variable ile name yaptım. Şurada make a list ile bir tane list yapıyorum. Buna da name list diyeyim. Name list diye bir liste oluşturdu. Liste bakın şu. Şöyle bunu buraya alayım. Şöyle biraz genişleteyim. Şimdi kullanırken bunun ne güzel bir şey olduğunu anlayacaksınız. İsim Reha. Tamam. Name list'in özelliği şudur. Programı yazalım. Kontrol. Bayrak burada. Bir tane şimdilik forever döngüsü koyuyorum. Buraya bir soru koyuyorum. Bana bir isim söyle. Desin. Söyle. Sonra bunun altına variables'tan set name sensing'den answer. Verdiğim cevabı name'in içine yerleştirsin. Sonra variables'ta bakın ne güzel bir şey var. Add thing to name list. Name list dediğim şey şu liste, isim listesi. İsim listesine bu ismi eklesin. Ve desin ki, burada bize rapor da versin. Say operatörden join koyuyorum. Şuraya variable'dan name'i koyuyorum. Şuraya da şöyle yazıyorum. Listeye eklendi.
Anlamak için güzel bir örnek. Şimdi çalıştıralım bakalım neler olacak. Çalıştırdım. Bana bir isim söyle diyor. Peki söyleyeyim. Reha. Enter. Reha listeye eklendi. Bakın burada bir numara Reha. Yine bana bir isim söyle diyor. Süha. Enter. Süha eklendi. Bana bir isim söyle. Baran. Baran eklendi. Gördüğünüz gibi listeye ben söyledikçe Fatma, Arda, İrem böyle sonsuza kadar gider. Liste uzadıkça uzuyor ve numara veriyor. Son isim de bu. Böylece bir tek değişken, name değişkeninin içinde tek isim tutmak yerine bir name liste birçok isim, isim olmak zorunda değil. Pi sayısını yazıyorum. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 4. Ben buraya kadar biliyorum ezbere. Enter'e bastığımda bakın sayı da girilebiliyor. Bu eklendi diyor. Sadece isimler değil sayılar da yerleştirilebiliyor. Peki biz bunu forever döngüsü yaptık ya. Forever döngüsü yaptığımız için bu sonsuza kadar soracak. Biz durduralım artık bunu. Bir durması için bir şey yapalım. Forever döngüsü yerine bunu buraya koyuyorum. Kontrol repeat until koyayım. Neredeydi? Repeat until. Şurada. Bunu bunun içine koyayım. Ve operatörlerden eşittir koyayım. Ve variables'dan name eşittir bitti yazayım. Şuraya bir şey bunun açıklamasını yapsın. Looks'tan say bana isimler söyle. Sırayla isimler söyle. Sırayla yazalım. Sırayla isimler söyle. Bittiğinde en sonunda şöyle diyelim. En sonunda bitti yaz. Gir diyelim. En sonunda da bitirmek için girme işlemini bitirmek için bitti gir. Uzun bir cümle olduğu için bu şöyle üzerine tıklıyorum 2'nin 10 saniye boyunca. 10 çok gibi ama bakalım. Şimdi basıyorum. Bana sırayla isimler söyle girme işlemini bitirmek için bitti gir. Dedikten sonra evet bu sıralamaya başladı. Bana bir isim söyle. Reha. Reha listeye eklendi. Ama ne oldu? Benim daha önceki listenin altına ekledi. Bir önceki testteki. Tekrar bir şeyler gireyim. Şöyle herhangi bir harfler. Onlar girdi. Şöyle sayılar giriyorum. Onlar girdi. Ama burada bir problem var. Bu bir önceki liste hala duruyor burada. Bütün girdilerim burada. Bitti diyeyim. Şimdi bitti listeye eklendi dedi. Ben halbuki onu bitirmek için şey yapmıştım. Ama şuradaki neyim eşittir bitti olduğundan dolayı programı da bitirdi. Artık sormuyor. Burada iki tane eksiğim var bu liste kullanımında. Onları düzelteyim şimdi. Öncelikle şuraya variables'dan delete nameList şunu aşağıya çekip all dediğim zaman listeyi temizler. Delete silmek. Hepsini silsin. Şöyle bunu yerine yerleştiriyorum. Bir tane daha hata var. Hatayı gördükten sonra düzeltmek daha mantıklı. Şimdi başlatıyorum. Listeyi temizledi. Bana sırayla isim gir vesaire dedi. Sonra sormuyor. Neden sormuyor biliyor musunuz? Name bitti ya. Şuradaki name. Bir önceki turu bitirmek için bitti yazdım. O orada hala duruyor. Burada repeat until name eşittir bitti oluncaya kadar
Neymiş'tir bittiği görünce buradaki hiçbir şey yapmadan pat diye buraya geliyor ve program bitiyor. O zaman şöyle yapmam lazım. Set name to 0. Yani program başladığında name'i de sıfıra eşitlemesi lazım. Şu bir öncekinden kalan bittiği silmesi lazım. Bu programcılıkta değişkenleri başlangıç değerlerini, programın doğru çalışması için başlangıç değerlerini yerleştirme işlemi. İyi bir alışkanlık. Buna alışmakta fayda var. Programları yazarken dikkat edin. Bunu buraya koyuyorum, bunu da buraya koyuyorum. Tekrar bastım. Yeşile. Bana sırayla isimler söyle. Girme işlemini bitirmek için bitti gir dedi. Name 0 olduğu için şuradaki şart sağlanmadı. Artık gördüğünüz gibi bana bir isim söyle geldi. Hemen giriyorum. Ali Enter. Ali listeye eklendi. Veli Enter. Veli de listeye eklendi. Öyle diyor. 49 diyorum. Enter. 49 da eklendi. 50 diyorum. O da eklendi. Ali Veli 49-50. Ben bitirmek istiyorum artık. Bitti diyorum. Enter'e bastım. Bitti listeye eklendi ve program bitti. Bakın artık sormuyor. Ama yine bir sorun var. Ben bittiği sadece girdinin bittisini bildirmek için söylemiştim. Bunu da listeye ekledi. Eklemesin. Bunu engelleyelim. Onu da şöyle yapacağız. Nerede ekliyor? Bana bir isim söyle deyip buraya girdikten sonra şurada add yapıyor. Ve şu mesajı veriyor. Buraya bir if koyayım bakın. If şuraya operatörlerden önce bir not koyacağım. Bunun neden böyle olduğunu şimdi anlayacaksınız. Eşittir koyuyorum. Variables'tan name'i koyuyorum. Buraya da çalıştı. Şuraya da bitti yazıyorum. Yani neymiştir bitti değil ise not'ın anlamı o, olumsuz. Yani buradaki ifadenin neymiştir bitti ifadesi not'sa değilse şu aradaki işlemleri yap. Oradaki işlemler nedir? İsmi listeye eklemek ve sonradan da şunu söylemek. Bu isim listeye eklendi demek. Şimdi düzeldi. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi liste var. Burada name bitti var. Buna bastığım anda bakın. Şimdi name sıfırlandı. Bana açıklamayı yapıyor işte. Bitti gir falan dedi. Şimdi soruyu soracak. Aynısını yine yazayım. Ali Enter. Tamam. Ali listeye eklendi. Veli Enter. Veli listeye eklendi. Bana bir isim söyle diyor. Sayı da girebilirim demiştim. Sayı 49 Enter 50 Enter. Devam edeyim. George Enter. Versene ah. Neyse şöyle geri alıyorum. Versene borç. Enter. Tamam artık yeter. İstediğim her şey. Yani isim olmak zorunda değil de listenin içine yazı ve sayı girilebildiğini görmenizi sağladı. Şimdi bitti yazıyorum. Biraz önceki düzelttiğim kısım doğru çalışıyor mu ona bakıyorum. Bitti yazdım. Enter'e bir bastım. Bakın. Name bitti. Ama onu listeye eklemedi. Çünkü şurada if not name eşittir bitti ise demiştik. Tamam, güzel. Burası iyi. Şimdi ne yapsın biliyor musunuz? Listede 6 tane isim var. Bana şunu söylesin. Looks'tan say variables'tan bakın. Şurada length var. Operatörden bir join alayım. Bir join daha alayım. Şu length'i ortaya koyayım. Şuraya da listede adet isim
var desin. 2 saniye boyunca. Ondan sonrasını yazayım. Çünkü çalıştırmak şöyle uzun sürüyor ama şöyle de yapabilirim. Şunu ayırıp buraya çift tıkladığımda bunu test edebiliyorum. Bakın listede 6 isim var demesi lazım. Listede 6 adet isim var dedi. Sadece bu satırı çalıştırdığımda. Bunu buraya ekledim. Şimdi de şöyle yapıyorum. Kontrolden bir repeat until döngüsü yapayım. Repeat until. Şuraya bir tane length değişken kullanmadan yapalım. Repeat until şöyle olsun. Say koyuyorum hemen. Looks. Say. Evet, sayaç koymam lazım bir tane. Variable. Make a variable. Sayaç. Ya da counter. Şöyle yapalım. Counter, sayaç. Okay. Set counter 0'ı da buraya koyayım. Şuraya geliyorum. Şunun bir altına. Ha, şuna pek gerek yok. Çünkü her seferinde counter'ı bunu buraya koyacağım. Bazı durumlarda da geçici olarak kullandığımız değişkenlerde şuraya bir koydum. Repeat until ile de şunu koyuyorum. Operators'dan büyüktür koyuyorum. Sol tarafa variable'dan length of name list değil, buraya koyayım. Tamam. Number, evet, counter'ım var bir tane. Counter'ı buraya koyuyorum ve change counter bir buraya koyuyorum. Şöyle bir döngü yaptım. Counter'ı 1 eşitleyecek. Şurada da 1 arttıracak. Repeat until sürekli sayacak ve counter length of name list. Name list şu. Bunun uzunluğu da 6. Biraz önce şurada test etmiştik. Şunu ayırdığımızda şöyle buna çift tıklayınca listede 6 adet isim var diyor. Yani length of name list'i biliyor. Şuraya da şey desin. Variables yok. Looks'tan yok. Şeyi yazdım zaten. Operators'tan bir join koyuyorum. Şuraya counter'ı koyuyorum. Neredesin counter? Gel buraya. Şuraya bir join daha koymam lazım. Join bunu koydum. Birinci anlamda nokta isim eşittir. Şuraya da bakın world yazan yere de variables'tan bu çok önemli. Item yani listedeki her elemandan bir tanesi item numara olarak da şu counter'dan duplicate yapıp buraya koyduğumda birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı hepsini söyleyecek. Ve counter burada arttırdı arttırdı length of name'den büyük olunca çıkacak. Şimdi böylece listenin içini doldurmayı, listenin sayısının kaç adet eleman olduğunu, yani item olduğunu içinde olduğunu söylemeyi öğrendik. Şimdi bunları da sırasıyla bunlara erişmeyi öğreneceğiz. Counter sayacıyla birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü bize söyleyecek. Başlayalım. Bana sırayla isimler söyle. Girme işlemini bitirmek için bitti gir. 10 saniye ya bu. Bunu şöyle yapayım. 5 saniye yapayım. Çok bekliyoruz orada. Bana sırayla isimler söyle. Girme işlemini bitirmek için bitti gir. Bana bir isim söyle. Şimdi şeyler söyleyeyim. Superman. Superman. Yok Türkçe olarak şöyle yazayım. Hatta ü'lü yazayım. Ü. Superman. Enter. Superman listeye eklendi. Ne olsun? Batman. Batman. Tamamen bunları fonetik olarak Türkçe gibi yazıyorum. Ne var? Pamuk Prenses. Pamuk, boşluk, prenses.
Enter. Ne var? Shrek var. Shrek. Başka ne koyalım? Keloğlan olsun. Keloğlan. 5 tane. Bitti yazayım artık. Sonraki kısma gitsin. Şimdi Enter'e bastığım zaman bakın neler olacak. Bitti yazdım. Listede 5 adet isim var dedi. Birinci isim Süpermen. İkinci isim Batman. Üçüncü isim Pamuk Prenses. Dördüncü isim Shrek. Beşinci isim Keloğlan. Böylece istediğimiz listedeki istediğimiz elemana, item'e ulaşabildiğimizi gördük. Şuradaki item number name list'le. Başka neler var bakalım bu add thing'i kullandık. Delete'i kullanalım. Şöyle yapalım. Bize sorsun. Sensing'den ask. Ve şöyle desin. Listeden kimi çıkarayım? Listeden kimi çıkarayım? Ondan sonra bunun cevabı adres olacak ya. Şöyle variable'dan set name to answer. Bu iyi bir alışkanlık. Answer'ı direkt kullanmak yerine answer'ı bir değişkenin içine atamak. Ondan sonra da variables'tan bakın şey var. Delete var. Delete şuraya name koyuyorum. Listeden kimi çıkarayım dediğinde bekliyor cevabı. Cevabı veriyorum. Name'e yerleştiriyor. Delete name of name list. O ismi listeden çıkarıyor. Şimdi tabii ben burada bilerek hata yapıyorum. Nasıl çalıştığını iyi görmeniz için. Liste hala burada duruyor ya. Şöyle yapacağım. Böyle güzel bir yanı var Scratch'in. Test etmek için bunu buradan ayırıyorum şöyle. Sadece bunu tıklıyorum. Listeden kimi çıkarayım diye soruyor. Diyorum ki Süpermen'i çıkar. Süpermen. Çıkmadı. Süpermen duruyor. Çünkü bakın tekrar tıklıyorum bunu. Çık tıklayınca çalışır bu blok. Listeden kimi çıkarayım? Listeden bir şey çıkarmak için onun indeks numarası denen item'ın, bunlar isimler, bunlar da indeks numaraları, sıra numaraları. Sıra numarası önemli. Bu sefer ne yapayım? Batman'i çıkarayım. 2 numara. Yani numarasını söylemem lazım. İsmini değil, numarasını. 2. Tak. Çıktı. Bakın liste 4'e düştü. Batman gitti. Buraya bir daha tıklıyorum. Kimi çıkarayım? Bu sefer şey çıksın. Süpermen. Süpermen kaçıncı? Birinci. Bir. Süpermen de gitti. Listede 3 kişi kaldı. Buraya tekrar çık tıklıyorum. Listeden kimi çıkarayım? Shrek çıksın bu sefer. Ortadan bir yerden. Shrek yazıyorum. 2 demem lazım. Hop o da gitti. Bir daha çık tıklıyorum. Bir numarayı çıkarsın. En son Keloğlan kaldı. Şuradan bir daha tıklıyorum. Kim var? Mesela 2 çıkaramaz. Sadece 1 yazabilirim ve liste boşaldı, empty. Tekrar buraya bastığımda bunun hiçbir anlamı yok. Listeden kimi çıkarayım? Girebileceğim bir sayı yok. 2 gireyim. Hiçbir şey yok. Anlamsız. Bu böyle. Böylece şunu görmüş olduk. Replace item, yok pardon, delete item'i gördük. Insert var. Insert'e bakalım. Bunu gördüğümüze göre bu şöyle şöyle yapalım. Listeye kimi ekleyeyim? Ekleyebiliriz. Çıkarma yaptığımız gibi. Ekleyeyim. Burada isimli olacak artık. Şurada delete'i alıyorum, buraya koyuyorum. Insert'ü buraya koyuyorum. Ve şuraya name'i koyuyorum. Name. Nereye eklensin? Ya birinci sıraya, ya en sona, ya da herhangi bir yere, rastgele bir yere. Şöyle yapalım. En üste eklesin. Bire. Şuradan ayırıyorum.
Şöyle yaptım. Listeye kimi ekleyeyim? Yukarıdakine benzer şekilde olacak. Şeyi ekle. Rastgele şöyle bir şeyler yazdım. Enter'a bastım. Hop, ekledi bir şey. Bir daha tıklıyorum. Böyle böyle bir şey yaptım. Ekledi. Şöyle yapsam daha iyi olacak. Bunu yerine koyup programı çalıştırıyorum. Hemen şöyle yapayım. Ali, Enter. Ali'yi ekledi. Veli, Enter. Bunu da ekledi. 49, Enter. Bunu da ekledi. 50, Enter. Bunu da ekledi. Bitti yazdım. Enter. Listede 4 adet isim var. Birinci isim Ali, ikinci isim Veli, üçüncü isim 49, dördüncü isim 50. Sonra diyor ki listeden bunu düzeltmemişim. Listeye kimi ekleyeyim olduğunu varsayalım. Bakın burada bir numara. Buraya girdiğim sayıyı, şimdi bir de Ali var. Buraya ne diyeyim, George girsin. George. Enter'a bastığım zaman bir numara George oldu, diğerlerini aşağı doğru iteledi. Çünkü burada bir vardı. Şöyle yapayım, ona devam edeyim. Buradan ayırdım. Last. En sona ekleme şansı da var. Buraya da Samuel yazayım. Samuel. Enter. Samuel bakın en alta eklendi. 6. Bir de any var. Bu any geldi. Rastgele bir yere koyacak. Çift tıkladım. Rastgele yazıyorum. Rastgele. Enter. 5 numaraya. Bir daha yapıyorum. Reha diyeyim. Reha eklesin. Hiç bilmiyorum nereye ekleyeceğini. Reha'yı bir numara ekledi. Hey! Biliyor nereye ekleyeceğini. Bu böyle. Eninin anlamı tamamen rastgele bir yere. Diğerlerine şey yapalım. İnceleyelim. Insert, delete yaptık. Bir tane de şunu atalım. Replace item by name. Şuraya yine name koyayım. Burada da aynı şekilde bir last any var. Şöyle yapacağım. Bir numaraya eklesin. Şuraya çift tıklıyorum. İstersen buraya aslında şöyle mesela space koyarım. Bayrak koy. Aa, bayrak da koyabilirim. Şuradaki bayrağı basmadım müddetçe. Hop, nereye? Yeşil bayrak da koyabilirim. Eğer buradaki bayrağı basarsam ikisi birden çalışmaya kalkar. Her şey karışır. Ama ben buradayken basacağım. Bastım. Şeyi değiştirmem lazım. Dur. Listede kimi değiştireyim? Yapacağım. Bu değiştirme. Replace. Değiştirmek. Listede kimi ekleyeyim değil. Ekleyeyim bir önceki örnekten kalma. Değiştireyim diye sorsun. Yeşile basıyorum. Listede kimi değiştireyim? Şimdi ben bir numaraya. Evet, bu ilginç. Şimdi benim yazdığım isim ne olsun? Bu sefer Baran olsun. Enter'a bastığım zaman şurada bir var ya bakın. Listede kimi değiştireyim dediğim aslında çok mantıklı olmadı. Bir numarayı değiştirecek. Reha'yı Baran yaptı. Şunu last yapabilirim bir de. Tekrar yeşil bayrağa bastım. Listede kimi değiştireyim dedi. Aslında şunu kastediyor. Burada last var. Samuel'i değiştirecek. Samuel yerine Jackson yazayım. Yanlış yazdım ama. Jackson. Enter. Yo, Türkçe yazayım. Jackson. Enter'a bastığım zaman last dediğim için bunu değiştirecek. O Jackson oldu. Bir de şu var bakın. Any. Soru cevap kısmını geçmek istiyorum. Artık sorup durmasın bana. Sıkıldım sorulardan. Şunu ayırıyorum replace'i buraya. Şunlara soru cevap kısmını atıyorum. Yeşil bayrak. Any
Name list yerine, buradaki name yerine de şöyle olsun. Şöyle yapıyorum bakın. Yıldız, 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 yıldız. Enin anlamı da rastgele, yeşile bastıkça kafasına göre buradaki bir yere bu yıldızları koyacak. Bakın, yeşile bastım, 3 numara. 3 numarayı değiştirdi. Bir daha bastım, 5 numarayı değiştirdi. Bir daha bastım, 6 numara. Tekrar 4 numara. Bir daha bastım, 1 numara. Bir daha bastım, 3 numaraya geldi, denk geldi. Ama onu değiştirmişti. Yani bir rastgele bir sayı seçiyor. Bir daha bastım, bir daha bastım, 2 numara gitti. 7 ve 8 kaldı ama onlara bakalım kaç basma. 7 de gitti. Bir daha bastım, 6'yı bir daha değiştirdi. Aynısını basmış oluyor. 8 gelinceye kadar basmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir zar atma gibi bir şey. Rastgele, rastgele, rastgele gidiyor. 8 ne zaman gelirse Jackson da gidecek. Çok fazla inat. Evet, o da gitti. Yani eninin anlamı burada vurguladığımız şey o, rastgele. Bu da tamam. Variable'dan bakalım neler var başka. Yani bu name list, variables, değişken listelerinde add'i, delete'i, insert'i, replace'i, item'i gördük, length'i gördük. Bir de şey var. Şu güzel. Önce buradaki her şey yıldız olduğu için bir programı şey yapalım, çalıştıralım. Bana sırayla isimler söyle, girme işlemi bitirmek için bitti gir. Peki, öyle yapayım. Bana bir isim söyle. Reha. Reha listeye eklendi. Süha. Süha listeye eklendi. Baran. Baran listeye eklendi. Fatma. Fatma listeye eklendi. İrem listeye eklendi. Arda listeye eklendi. Bunlar böyle devam eder gider. Şimdi ben ne diyeyim? Bitti diyeyim. Böylece listede 6 adet isim var. Birinci isim Reha. İkinci isim şuradaki itemden yaptık onu. Dördüncü isim Fatma, hepsine ulaşabiliyoruz. Beşinci isim İrem. Altıncı isim Arda. Son olarak, bundan sonra bu dersi bitiriyoruz. Nameless Containing Thing diye bir şey var. Şöyle yapacağım. Yine bir kontrol, yine bir yeşil bayrak. Şöyle. Bunlar burada çok fazla yer işgal etmeye başladı. Şöyle ne yapayım? Şöyle yapayım. Şurada bir yerde dursun. Oh, bana bir sürü yer açıldı. Listem nasılsa var. Sensing'den aramak istediğiniz isim desin. Variables'da name vardı. Set name'e sensing'den answer'ı koysun. Şöyle. Hepsini seçmek için şöyle tıklamam lazım. Olmuyor. 3 kere mi tıklayayım? 1, 2, 3. Olmuyor. Şöyle seçtim. Tamamını. Listede şöyle açık yazayım. Listede aramak istediğiniz isim nedir diyoruz. Bunu şey yerleştiriyor. Cevabımızı name'e yerleştiriyor. Sonra bir if else koyacağım ve bununla birlikte şey bitecek. Bu ders bitecek. If else koyuyorum şuraya. Bunu şuraya koyuyorum. If name list contains, contain'in anlamı taşımak, bulundurmak, içinde bulundurmak. Think yerine variable koyuyorum. Ondan sonra şöyle yapıyorum. Buraya bir say variable'dan artık name'e koyuldu ya. Ha, buraya bir join koymam lazım. Operator join artık kullanmayabiliyoruz. Şuraya şunu yapayım. Şöyle. Name listede mevcut desin. Yani name list contains name. Eğer buradaki isim listesi, burada benim gireceğim ismi barındırıyorsa içinde, diyecek ki eğer öyleyse name, girdiğiniz isim listede mevcut diyecek 2 saniye için.
Yok değilse şöyle desin. Buraya listede öyle biri yok. Böyle aksi bir cevap. Son olarak bunu çalıştıralım. Bastım. Şey yapalım. Bunu bir döngüye sokayım şöyle. Forever döngüsü olsun. Artık yani bu Forever'da 5-6 tane deneme yaptıktan sonra bunu bitiriyoruz. Çünkü variables'ın altındaki name list, add, delete, insert, replace, item, length of hepsini gördük. Evet, basitçe şuna basıyorum ve soruyor. Listede aramak istediğiniz isim nedir? Fatma diyorum. Fatma listede mevcut diyor. Reha diyorum. Reha listede mevcut. Gidip yani o listeyi tarıyor. O varsa şurada gördüğünüz değer true oluyor. If'in şu ilk boşluğunu yapıyor. Bir de saçma sapan bir isim gireyim. Şöyle diyeyim. Saçma sapan bir isim. Enter. Listede öyle biri yok diyor. Şey var mı? Mehmet var mı? Enter. Listede öyle biri yok. George var mı? Enter. Listede öyle biri yok. İrem var mı? İrem listede mevcut. Arda? Arda listede mevcut. Süha ve Reha, evet herkes mevcut. Yani böylece şunu görmüş olduk. Bu sonsuza kadar devam edecek. Forever döngüsü koydum. Durdurma işlemini buradan yapacağım. Böylece umarım çok uzun ve sıkıcı olmamıştır. İki tane programcılıkta çok önemli olan konuyu görmüş olduk. Bu ikisini bir sonraki bölümde Simon oyununu yaparken kullanacağım. Bunlara iyi hakim olduktan sonra o bölüme yani Simon oyununa geçin. Onu takip edin. Böylece bunların haricindeki diğerlerin hepsini Simon oyununda biliyoruz. Bunları da öğrenmiş olacaksınız. O Simon oyununu bunları iyice öğrendikten sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.